Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe ile Ultimate Team hikayemizin Zorlu Hedefler serisinin 97. bölümüyle karşınızdayım. Başlıktan da anladığınız gibi arkadaşlar, bugün siyah tişörtümle çıktım ve Fenerbahçe'nin formasını tamamen siyah olarak değiştirdim bu bölüme özel. Siz bir gün gecikmeli izliyorsunuz, Salı günü izleyeceksiniz. Ben bunu Pazartesi günü eylemin başlatıldığı gün çektiğim için buna uymak istedim arkadaşlar. Biraz da olsa genç kardeşlerimize farkındalık yaratmak için, farkında olmanı sağlamak için Özgecan'ı anıyoruz arkadaşlar. Kadına şiddete hayır, barış dolu, sevgi dolu bir dünya için arkadaşlar elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Pırıl pırıl gençlersiniz. Söyleyecek fazla söz bulamıyorum. Gerçekten hepimizi yaralayan bir olaydı. Nasıl böyle şeyler yapılabiliyor? İnsanlar bunu nasıl yapabiliyor? Vicdanları nasıl rahat? İnsan değiller. Bunları yapan zaten insan değiller arkadaşlar, ama tepkimizi bir şekilde göstermemiz gerekiyor. Maalesef üzücü olaylar yaşadık. Bunun gibi birçok örnek var. Sadece Türkiye'de kadına değil, hayvana bile yapılıyor. Yani akıl, mantık almıyor arkadaşlar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Dünya nasıl bir yer oldu? Biz insanlar gerçekten çok tehlikeli varlıklarız ve bu dünyanın sonunu maalesef biz insanlar getiriyoruz. Daha sevgi ve barış dolu günler dileğiyle başlıyorum arkadaşlar. Fenerbahçe en son Fenerbahçe ile Zorlu Hedefler serimizde yaptığımız son 4 maçta mağlup olmadık arkadaşlar. 2 beraberlik, 2 galibiyet almıştık ve puanımızı 9'a çıkarmıştık. Artık 7 puana ihtiyacımız var kalan 4 maçta. Yenilgi diyor. En son yenilmişim. Ha, buradan. Evet, son 3 maçın ikisini kazanmışım arkadaşlar. Biz öyle düzeltelim. Son maçı da tamamen forma karışıklıklarından dolayı arkadaşlar konsantre olamadık ve kaybettik. Rakip de aynı şekilde oldu ama bahanemiz buydu. Çok zorlu maçlara çıkıyoruz. 7 puana ihtiyacım var. Kalan 4 maçta bu bölümde 2 tane galibiyet alıp bir sonraki bölümde sadece 1 puan almak için uğraşacağım. Umarım bunu başarırız ve bunu başarabilecek güçteyiz arkadaşlar. Kameranın yerini bugün en sol tarafa dayadım arkadaşlar. Oyuncu isimlerini takip etmede biraz sıkıntı çekebilirsiniz ama açı bu şekilde daha iyi olacak. Hoşuma giderse böyle devam edebilirim. Vücudumun yarısı da yok. Hangi taraf oluyor tam olarak şu anda bilmiyorum ama sanırım bu taraf. Umarım keyif alırsınız. Güzel bir bölüm olsun. Özgecan için oynuyoruz arkadaşlar. Bize ne kadar basit geliyor değil mi? Şimdi biz eğleniyoruz, gülüyoruz ama yani benim gibi, sizin gibi şu anda ben konuşuyorum ama o insan da aramızdaydı. Yani düşünsenize arkadaşlar, bir gün uyanıyorsunuz ve yoksunuz. Böyle garip bir şey olamaz. Yani Allah göstermesin. Başkalarını düşünüyorum. Çevremdekilerden birine böyle bir şey olsa. Bunun yükü çok ağır. Çok zor gerçekten. Yani bizim amacımız güne uyanmak, insan gibi yaşamak. Karşımıza güzel şeyler çıkıyor ama kim tahmin edebilir ki böyle bir şeyle karşılaşmayı? Hiç kimse sanırım. Neyse. Altımız beyazmış, bilmiyordum arkadaşlar. Üstümüz tamamen siyah diye bir formayı seçtim ama altımız beyazmış. Keşke tamamen siyah bir forma olsaydı. Olsun. Evet, Fenerbahçe'de oyuncular bugün siyah formalarıyla sahadalar. Haydi başarılar çocuklar. Rakip durdurdu. Bakın, tamamen siyah, bu yüzden seçmiştim ama altları beyaz çıktı. Rakibi bekliyoruz. Herhalde oyuncu değişikliğine girecek. Haydi başarılar. Giden var. Offside mi? Niye topu tutmadın? Oo, rakip arkadaşlar hızına güveniyor ama hızlı koşan atın biliyorsunuz seyrek düşer arkadaşlar.
Bir dakikada bana aynı hareketi iki kere yaparsan cezanı keserim senin. Emenike çok kötü vurdun Emenike. Emenike golü kaçırdık arkadaşlar. Bizim için çok önemli bir maç. Unutmamalıyız. Aban git ya. Neden plase denedim? Aman aman aman. Siyah çoraplılardan doğan bu sevda büyüyor omuzlarımızda. At artık onu. At be oğlum ya. Atın bitirin arkadaşlar. 7 puana şiddetle ihtiyacım var. Bir kere mağlup olma hakkımız var ama o bu maç olmasın. Mutlak bir gol pozisyonunu harcadık arkadaşlar maçın hemen başındaydı. Yine birbirine çarpmasınlar da başka bir şey istemiyorum ya. Oyuncudan birbirine çarpmasın abicim. Haydi soğukkanlı. Giden var mı oradan? Bravo Webo ama kime? Rakip biliyor arkadaşlar. Topu ayağından tutuyor. Bakın. Ama balından önünde kaldı. Rakip biliyor arkadaşlar. Korner. Çıkar onu. Korner. Allah'tan faul vermedi Emenike'nin hareketine. Haydi arkadaşlar. Kite. Bomboş kale. Ya Webo ya. Webo ya. Bomboş kale ya. Bir gol daha harcadık arkadaşlar. Bu maçta her an her şey olabilir. Rakip bileklerine, ayağına hakim bir futbolcu, oyuncu, FIFA'cı. Bu kadar açma ayağından be. Bravo Kite. Harika bir pas. Müthiş bir pas arkadaşlar. At artık Emenike. İşte bu kadar Emenike. Harikasın Emenike. O pası atan arkadaşına koş. Müthişsiniz çocuklar. 1-0 öne geçtik. Haydi bakalım. Formamızda isim bile yazmıyor. O kadar klasik. Siyah çoraplılardan doğan bu sevda. Hayır, 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 olmadı bu. Gururumuzsun sen bizim Kanarya. Hayır. Gururumuzsun sen bizim Kanarya. Zapt edilmiş tutaklara adını kazıyacağız. Fe
Fenerbahçe söyleyecek son sözü. Haklıyız, kazanacağız, haklıyız. Fenerbahçe söyleyecek son sözü. Haklıyız, kazanacağız. Efsane yüz yaşında. Arkadaşlar böyle bir gol yok ya. Böyle bir gol olamaz ya. Uf ya. Yani o kadar top oyna, saçma sapan bir gol ye ya. Nasıl bir abi, futbol adaleti olmayan bir oyun. Futbolun adaleti yok arkadaşlar. Yemin ediyorum yok. Bravo. He's won possession. Here's the shot. Still in play here. Allah kahretsin. Kaçan gole bakın arkadaşlar. Bomboş kaleye direğe attı Webo ya. Ama müthiş oynadık. Diego harika çekti arkadaşlar. Bu maçı almak zorundayız. Seydou Doumbia. It's back. It's their ball again. Through good intercepting play. Çok kötü pas. Bravo Diego. Haydi çocuklar. Ah! Bitir hoca bari, bitir. Çok tehlikeli. Bravo, bitirme sakın. Kayt gitti. Bravo Emenike. Gol! Allah'ım gol! Arkadaşlar girmiyor ya. Adamın attığı bir tane kafa şanstan girdi. Kaçırdığımız gollere bakın. Bu maç gitmemeli arkadaşlar. Müthiş oynadık. Müthiş oynuyoruz. Rakibin kalesinde top girmemek için direniyor arkadaşlar. Bir tane saçma sapan kafa golüyle 2-1. Büyük bir şansı teptik arkadaşlar. Çok rahat oynuyoruz. Çok gol kaçırdık gerçekten ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Futbol bu. Girmeyince girmiyor. Girince de giriyor işte. Ama hep böyle şanssızlık bizden yana oluyor maalesef. Haydi moralleri bozmayalım arkadaşlar. Hayır, bütün oyuncularım gitti arkadaşlar. Kontrolünü bozdum. De Gea. Çok iyi oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi oynuyoruz. Ben oynuyorum diye söylemiyorum. Çarpmasa gol müydü acaba? Çarpmasa gol olabilirdi arkadaşlar. Bakın çıkan topa bakın ya. Çıkan topa bakın. Webo bomboş kaleyi kaçırdı. Ardından bu pozisyon arkadaşlar. Gerçekten yazık. Ya olamaz böyle bir futbol ya. Alexandre Lacazette. Böyle bir futbol olamaz arkadaşlar. Bu futbolun adaleti yok gerçekten ya.
Yemin ediyorum yok arkadaşlar ya. Ne kadar şanslı bir rakip arkadaşlar ya. Olamaz ya. Bizim adam topu nasıl ıskalıyor oradan ya. İşte moral bozukluğu bizden yana şu anda arkadaşlar. Moral men çökük olan biziz. Moral men çökük olan biziz maalesef. 2-0 öne geçtik. Müthiş top oynuyoruz. 2 tane kalenin dibinden gol kaçırdık. Adam şut çekmeden, neredeyse şut çekmeden 2-2'yi buldu arkadaşlar ya. Vallahi inanamıyorum bu oyuna ya. Bu maçı almalıyız arkadaşlar. Kalmaz bizim önümüzde. Hayatta kalmaz arkadaşlar. Haydi gitti hemen Kane'e. Ya bu kadar kötü şut çekilir mi Emenike ya? Ne kadar kötü çektin ya? Çok üzülüyorum arkadaşlar, tepkim ondan dolayı. Oyun istemiyor sanki ya. Vallahi oyun istemiyor gibi ya. That's good defensive play from the man at the back. Webo. Faul yok mu? Referee has blown and he's given the free kick. Hadi ver hemen ver. Vermez. Raul Meireles. That's a real tussle for the ball. Haydi kayt. Koş kayt. Arkadaşlar bu maçı kazanmam lazım. 2-0'lık maç nereden nereye geldi ya? Yemin ediyorum şaka gibi arkadaşlar ya. Nereden nereye geldi ya? Stresten ağlayacağım şimdi ya. O derece. Lan bir top da geçsin ya. Gitti hemen iki. Yine gitti. Bu sefer at oğlum. Ah! Allah be! Arkadaşlar Allah belamı versin, aşırtmadım. Yemin ediyorum aşırtmadım size ya. Size yemin ediyorum ki aşırtmadım ya. Ah Emenike ya. Ah oğlum ya. Kaç tane kaçırdınız bugün ya. Olamaz ya. Yemin ediyorum olamaz ya. Maç nereden nereye geldi abi ya. Şaka gibi. Yemin ediyorum ki şaka gibi ya. Adam hiçbir şey yapmadan iki tane gol atmayı başardı ya. Abi kafayı yediler ya. Kafayı yediler ya. Ya abi almamak için elinden geleni yapıyorlar. Yemin ediyorum. Time well to head it to the supporting player. In a goal, in with a chance. Great stop. A corner.
Atacağız ya. Atacağız arkadaşlar. Atacağız! Atacağız dedim mi? Atacağız arkadaşlar. Musa Sow attı. Fenerbahçe taraftarını çılgınca sevindiriyor. Musa Sow! Kapanın. 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 Emrediyorum. Oh ya. Koca bir yük kalktı içimden. Bir taraftan itiyor, bir taraftan abanıyor. Musa Sow, hakkımız bu. Çıkma. Lan senin şansına ya adam ya. Abi ne kadar şanslı ya. Bir korner golü yiyeceğiz şimdi ya. Aha. Allah'ım. Abi bu hakem yemin ediyorum bu kadar şerefsiz olamaz ya. Arkadaşlar yemin ediyorum ki hiçbir şey yapmadım ya. Pozisyonu izler misiniz? Pozisyonu bir izleyin, bunda faul yok mu, karar verin. Abi olamaz ya. Vallahi olamaz ya. Bir korner daha. Eğer gol yersen var ya bu oyunu bırakacağım. Gol yiyeyim bu oyunu bırakacağım arkadaşlar. Bravo Volkan. Dur. Erit. Erit, o kaleci de gitsin. Bağırmak istemiyorum arkadaşlar. Bağırmak istemiyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. Nefes almak istiyorum ve şu marşı size dinletmek istiyorum. Yemin ederim ellerim titriyor arkadaşlar. Size yemin ediyorum ellerim titriyor. Yediğimiz gole bakın. Atamadığımız gole bakın. Atamadığımız gole bakın. Vebo'nun kafasında gösterdi mi? Direkten dönen, kalenin dibinden. Yani onu gösterdi. Adamların çizgiden çıkardığı topu gösterdi mi? Emenike'nin kaleciyle karşı karşıya kaçırdıklarını gösterdi mi? Ama yediğimiz goller de bunlar işte arkadaşlar. Kornerden, kontra ataktan oyuncumuz iska geçiyor ve geliyor. Belki çok abartıyorum, belki size öyle geliyor ama 2-0 öne geçen bir takımın 2 tane böyle gol yiyip arkadaşlar, ardından ruhen bitik duruma düşmesiyle bu maçı geri çevirmesi gerçekten çok zordu. Öne geçirmek gerçekten başarılabilecek kolay bir iş değildi arkadaşlar. Bunu başardığım için çok mutluyum arkadaşlar. Musa Sow, helal sana Musa Sow. Bravo be oğlum. Bravo be oğlum. Hele şu faul. Böyle bir faul var mı futbol tarihinde ya? İnatla. Arkadaşlar, kazandığım için çok mutluyum. Kalan 3 maçta 4 puan alırsak tekrardan Division 3'e çıkıyoruz. Allah'ım göster bize Division 3'ü. Bir söz vermiştim. Pardon. 100. bölümde Fenerbahçe'yi Division 2'ye çıkarmak için mücadele ediyor olmam lazım. Bakın, Division 2'ye çıkaracağım demiyorum. 100. bölüm bunun mücadelesini veriyor olmam lazım. Tekrardan Division 4 maçlarını yapmak istemiyorum o bölümü oynarken. Haydi Fenerbahçe.
selam olsun Fenerbahçe'yle atan tüm kalplere. Ama Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, Bursasporlusu hepinizi çok seviyorum. Sizleri de saygıyla selamlıyorum. Şimdi ben bunların tanrısı mıyım? Evet, artık benim de tanrım. Yemesem yaparlar mı? Yaparlar. Öyleyse bağırın ulan Fenerbahçe çok yaşa bile. Rakibin derecesi 83. Artık onları niye okuyorsam görüyorsunuz. Rakiple aramda ilk başta bir iki turuncu çubuk olmuştu arkadaşlar. Umarım bana bir sıkıntı yaratmaz. Daha sonra yeşil olduğu için devam ettim. Ama elim titremeye devam ediyor arkadaşlar. Hello and welcome to this broadcast of FIFA Ultimate Team Seasons. It's been an up and down season. Haydi Fenerbahçe. With the results, they're firmly in mid-table. Let's head over to Old Trafford now. Haydi Fenerbahçe. Manchester is famous for. In fact, it's a glorious sunny day. And your commentary team of Martin Tyler and Alan Smith. Başarılar çocuklar. Fine form. If that last game's got anything to go by, they showed themselves really in a terrific light to win. Can they do the same again? Well, you'd fancy them too. I'm sure the manager like wouldn't have too much to oyuncu. Say. In between these two matches, full of confidence this side. Güzel maç olacak gibime geliyor sanki. Pepe. Evet, uzun süredir ilk kez bana karşı böyle pas yapan bir takımla oynuyorum. Daniel Sturridge. Gelsinler. Şu an fazla bir şey yapmayacağım. Oh, the defender cut that out in the nick of time. Aa, bizim kontrayı bizim yapmamız ne kadar güzel bir olay ya. Raul Meireles. Gönül. Brought some width into this attack. Gonna cross it. Decent cross. Ah hemen iki. Ah oğlum ah. Basacak topa biliyorum. Rakip çok soğukkanlı ya, aynı benim gibi oynuyor. And it's come to Xavi. Bakın aynı benim gibi. Saçmalıyor aynı benim gibi. Ulan Caner, oradan attığın yere bak. Yakıştı mı sana Caner? Bravo. Musa Arkadaşlar orada bir yüksek tona çıkamadığım için gece çok geç saatlerde oynuyorum şu anda. Detone kaçınılmaz oluyor, kusura bakmayın. Ama seviyorum detonelerimi, seviyorum Musa Soğ abinizi. Sol plase vurmuş. Sağ plase vurmadı, gitti sol plase vurdu ama Allah'tan gol oldu. Haydi öne geçtik arkadaşlar. Rakip çok fazla hata yapıyor. Yani kendine güveniyor. Top yapan bir takım ama bu kendine güven biraz pahalıya mal olabilir bu arkadaşa. Diego Costa. So, goalkeeper's going to get a chance to show his distribution now. It's going to be his ball. Bakın engelledi Musa Sol orada. 2 oldu. Well, he's been given the ball really. Didn't have to do too much to get it. It's a poor pass. Diego. Here's the shot. He might be needed again. The goalkeeper. At bitiremen ike. At bitiremen ike. Git at bitiremen ike. Harikasınız. Diego'nun o soğukkanlı hareketlerini yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Top Diego'nun ayağına geldiği zaman bir anda böyle bekleyip koşu yapan oyuncuya ara pas vermeyi çok seviyorum. Haydi 2-0 öne geçtik. Bir önceki maçta olduğu gibi. Ama ne olur dikkat edelim bu sefer. It's Rodriguez. Diego Costa. Yine ben mi yaptım? Ha, onu yaptı. Ulan saçmalamayın. Pass to Diego.
Ah! Ah geçmedi ah. Bravo Caner. Aman aman top nerede kaldı? Bravo Diego. Harikasın ama kayıt ne yaptın? Abi sen neden bıraktın o topu? Anlam veremiyorum ya Alves'in yaptığına bakın. Abi Volkan çıkın alın. Kanser edeceksiniz beni ya. Allah Allah yani iki gol atınca oynamamak zorunda mısınız ya? Aa çıldıracağım arkadaşlar. Ultra defansif mi yapsam ne yapsam ya? Adamlar oynamıyorlar. Volkan dibinde almıyor topu ya. Bruno Alves önümden geçen topu bırakıyor ya. Ne olur çocuklar ne olur şu skor üstünlüğünü koruyalım biraz ya. Atacak yer yok. Kayıt indirir onu. Allah'ım herkes önünü açtı ya adamın. Yok ya duruyorlar abi. İki gol atınca durmaya başlıyor oyuncular ya. Oyunu dengelemeye çalışıyor FIFA ya. Bak attığı pasa bak ya. Ulan adam Rovesata'dan çıkardı o topu. Gördünüz mü? If you're given the ball by him, you've got to give it back to him, and that's what they've done. Can I, Erkin? And now he's looking for some Allah kahretsin ya. Adam o topu nasıl çıkarıyor abi ya? It's where you want to try and get control in midfield, and they've got the ball. Biraz sakin. Brilliant football from this team. It's passed to Diego. Bakın Diego gibi bir adam bile bomboş Caner'e atamadı o topu ya. Bravo. Evet bravo ya. Şaşırttın beni ya oyun. Yemin ediyorum şaşırttın. Biliyorum burada pas vermeyeceğim o zaman. Diego Costa. Kay. Helal Diego. Ah, Allah'ım ya Rabbim. Oha ya. Oha inanılmaz şeyler oluyor ya. Allah'tan gol olmadı ya. Allah'tan gol olmadı aptal oğlu aptallar. Abi kendi kaleme mi atsam ya bu çileyi çekeceğimi? Bak ya bak adamlar tamamen saçmalıyorlar ya. Ulan maça böyle başlasam var ya 7-0 yenilirim herhalde o maçta. Allah'tan 2-0 öne geçtikten sonra yapıyorlar bunu. O pası sen oraya atamıyorsan git futbolu bırak Emenike. Yani o pası o adamın önüne atamıyorsan git futbolu bırak. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir şey anlatmama gerek yok. Anlıyorsunuz değil mi? Öne geçtikten sonra adamların ne yaptığını. Neye karşı mücadele verdiğinizi. Yapmayın ya. Kesmeyin önümüzü ya. Atalım 4'ü 5'i ya. Webo.
width in the attack here, looking for a cross at the end of it. Allah'ım ya Rabbim, bana sabır ver ya. Böyle geri zekalı olamaz oyuncular ya. Yemin ediyorum olamazlar ya. Önde olan bir adam nasıl böyle kanser olur? Onu izliyorsunuz şu anda. Yani ben niye durduk yere strese gireyim ki? Heh, yedik golü, işte bunu istiyor oyun. Oyun bunu istiyor. Başka bir şey istemiyor abi. Atma diyor. 3'ü 4'ü atma diyor. Dur diyor. Oyun zevkli olsun diyor. Yoksa adam oyunu bırakır diyor. Oynamaz bir daha diyor. Ben oyuncu kaybetmek istemiyorum diyor. Şerefsizler. Ya yenersek 1 puana ihtiyacımız kalacak ya. Nasıl saçma goller yiyorum ya. Daniel Sturridge. On the attack here. Diego Costa. Lan bekleme bekleme, adamların ayağına kilidi vurmuşlar ya. Yemin ediyorum var ya. Bağlamışlar adamların ayaklarını. Vallahi anlatamıyorum ya pozisyonları. Şu Bruno Alves'in yaptığına bakın. Bekliyor bekliyor diğer adamın vurmasını. Çok konuşuyorum, kusura bakmayın arkadaşlar, ama nefret ediyorum bu oyundan ya. Yemin ediyorum nefret ediyorum bu oyundan ya. Kapanmayacağım ya, kapanmayacağım. Well, are they going to change their tactics now? Alan, they're taking off a holding midfield player. Although he has struggled, to be fair. He has, and I think the defence will be hoping that they do get a bit more protection with the replacement, because they have been exposed by his lack of cover. Going to cross it. Back it is. It's the keeper's save, and he's kept the ball. Rodriguez. Attığı yere bakın ya. Oğlum bir dur şöyle, en yukarı at şunu. Bekle, yukarı at. Aradan pası atsa Vebo gidip gole atmış, bitmiş bu iş. Atmıyor abi, 0-0 iken ben o pası yemin ediyorum atarım ya. Ben hayatımda hiçbir futbol oyununda öndeyken bu kadar dırdır etmedim ya. Al sana Musa Sow, işte bütün umutlarını yıkar bitirir senin Musa Sow. Oh ya. Oh, Allah'ıma bir gün FIFA oynarken öleceğim. Vallahi bu oyunun başında öleceğim bir gün ya. Anında bir gol yemeyiz umarım. Yalnız Diego'nun bu fizik inanılmaz ya, Diego'da. Rodriguez past his man Remy. Attığın yere abi senin ya. Yazıklar olsun attığın yere ya. Yemin ediyorum yazıklar olsun ya. Faul yok mu? En şerefsiz hakem, faul yok mu orada? Vebo gitti. Vallahi gitti. Harika bir top Vebo'ya. Ama aptal gibi bir şut. Maalesef işte kaşınıyorum ya. Ben de aslında kaşınıyorum arkadaşlar.
Yemin ediyorum ben de kaşınıyorum ya. Daniel Sturridge. Diego Costa. Adama pas oluyor ya çarpan toplar. They've licked up well. Ne gerizekalı bu adamların benim. Ne gerizekalı. Hatta ben gerizekalıyım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben bir acayip aptal bir insanım. İlk başta o Emenike'de beyin olmadığı için, oraya koştuğu için, sonra ben ona kanıp pas verdiğim için. Ne strese giriyorum bu kadar ben ya. Al, rakip çıktı oyundan. İnşallah bana bir 3-0 hükmen mağlubiyet verir de bilgisayarı, televizyonu, mikrofonu, kamerayı, her şeyi bir güzel karşınızda kırarım. Yendik işte ya. Bu kadar yendik ya. Uf. Adam daha fazla dayanamadı ya. Vallahi daha fazla dayanamadı. 1 puan arkadaşlar. Bir sonraki bölüm 1 puan. Tabii ki de oynamayacağım şimdi. Aslında her şey yolundayken oynasam süper olur da. Oynamamam lazım. Zamanım az. Arkadaşlar, müthiş bir bölüm oldu. Bana katlandığınız için çok teşekkür ederim. Çok fazla konuştum. Öndeyken konuşuyorsam arkadaşlar, bilin ki gerçekten boşa konuşmuyorum. Olsun. Kazandık. Mutluyuz. 2'de 2 yaptık. Kalan 2 maçımızda artık 1 puan almamız durumunda arkadaşlar. Division 3'teyiz. 4 puan alırsak Division 4'ün kupasını alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bana katlandığınız için, bana sabrettiğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir bölüm oldu. Skor açısından, futbol açısından müthiş bir bölüm oldu. Ama çok fazla dırdır etmiş olabilirim. Affedin. Biliyorsunuz bu oyunu oynarken insan duygularına engel olamıyor. Çok konuşuyoruz. Olsun, bu da bu oyunun stresi ve sıkıntısından dolayı oluyor. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşeceğiz. 1 puan için oynayacağız. Haydi bakalım. Fenerbahçe Division 3'e doğru gidiyor. Görüşürüz arkadaşlar.